Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz. Şimdi çevresel sinir sisteminden bahsedeceğim size ve böylelikle sinir sistemini de bitirmiş olacağız. Nedir peki çevresel sinir sistemi? Arkadaşlar merkezi sinir sistemine bağlı olarak çalışan, şimdi merkezi sinir sistemi yönetiyor. Çevresel sinir sistemi ne yapıyor? İşi yapıyor. Peki nasıl yapıyor bu işi? Arkadaşlar çevresel sinir sistemi aslında şöyle diyeyim ben size. Hem beyinden hem de omurilikten çıkan sinirlerin oluşturduğu bir sistemdir. Dolayısıyla buradan çıkan sinirler bizim vücudumuzu, duruşunu, işte hareket edişini daha başka bir sürü şeyi arkadaşlar kontrol ediyor. Yani çevresel sinir sistemi bir nevi merkezi sinir sisteminin uzantısı gibi düşünebilirsiniz. Biz çevresel sinir sistemini ikiye ayıracağız ama önce şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar omurilikten ve beyinden çıkan ee, sinirler dediğim gibi çevresel sinir sistemini oluşturuyor. Omurilik 31 segmentten oluşuyor arkadaşlar ve her bir segmentten de birer çift sinir çıkıyor. Dolayısıyla bu çıkan işte 31 çift sinir omurilikten çıkan 31 çift sinir çevresel sinir sistemini oluşturuyor. Peki beyinden kaç çift sinir çıkar? Arkadaşlar beyinden de 12 çift sinir çıkıyor ve bu 12 çift sinir de yine dediğim gibi e, çevresel sinir sistemine bağlıdır ve vücudumuzu kontrol ediyor. O zaman şöyle yazalım isterseniz. Beyinden beyinden 12 çift omurilikten 31 çift sinir çıkar sinir çıkar bu sinirler bu sinirler çevresel sinir sistemini oluşturur. Evet kısaca bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar çevresel sinir sisteminin genel olarak görevini. Şimdi biz çevresel sinir sistemini ikiye ayırıyoruz. Somatik sinir sistemi ve arkadaşlar e, otonom sinir sistemi olarak. Somatik sinir sistemi ile ilgili çok fazla bilmeniz gereken bir şey yok. Ama otonom sinir sistemi bizim için önemlidir. Çünkü buradan çıkan sempatik ve parasempatik sinirler bizim için önemli arkadaşlar. Onların sorulma değeri var. Hatta sorulmuş çıkmış sorusu da var. E, soru çözümünü de göreceksiniz zaten. O zaman ben şöyle ikiye ayırıyorum. Somatik. E, somatik sinir sistemi ve şöyle otonom sinir sistemi olarak ayırıyorum. Arkadaşlar somatik sinir sistemi istemli hareketlerimizin kontrol edildiği e, duy ve motor nöronlarından oluşan bir sinir sistemidir. O zaman şöyle yazalım ilk önce. Duy ve motor nöronlarından oluşur. Duy ve motor nöronlarından oluşur. Nöronlarından oluşur. İstemli faaliyetleri yönetir sistemle faaliyetleri yürütür diyebiliriz. Arkadaşlar aslında duyu organlarına bağlıdır. Şimdi dedik ya hani duyu ve motor nöronlarından oluşuyor diye. O zaman bizim duyu organlarımız somatik sinir sisteminin bir parçası mı? Evet. Motor nöronların bağlandığı bu iskelet işte sisteme veya endokrin bezler bunlar da yine somatik sinir sistemine bağlıdır. Ama şöyle düşünün. Sadece istemli olarak hareket ettirdiğimiz kısımlar somatik sinir sistemine bağlıdır arkadaşlar. Bunlar doğrudan ne yapıyor? İskelet kaslarına bağlanıyorlar. Onu da yazalım. Motor nöronlar. Motor nöronlar doğrudan iskelet kasına bağlıdır. İskelet kaslarına bağlıdır. Evet somatik sinir sistemi ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim şimdi otonom sinir sistemi. Burası biraz daha önemlidir. Arkadaşlar otonom sinir sistemi yönetim merkezidir. Nasıl yönetim? Şöyle. Miyelinsiz nöronlar. Ha bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Somatik sinir sistemindeki nöronlar miyelinli nöronlardır. Genellikle genellikle miyelinli nöronlardan oluşur. Neden miyelinli nöronlar diyoruz? Çünkü e, somatik sinir sistemi istemli, istemli faaliyetleri yürüttüğü için hızlı cevap oluşturması lazım. Yani biz yürürken yavaş yavaş yürü, yürümek değil. Hani hızlı hızlı yürümek, hızlı hızlı koşmak arkadaşlar. Bunlar miyelinli nöronlar sayesinde gerçekleşir. Ama otonom sinir sisteminin böyle bir kaygısı yok. Bunlar arkadaşlar miyelinsiz nöronlardan oluşuyor. Yazıl o zaman şöyle. Miyelinsiz miyelinsiz nöronlardan oluşur. Çünkü burada e, herhangi hızlandıracak bir durum yok. Hızlandırma durumu olmadığı için myelin sizin nöronlarda uyarı yavaş yavaş iletiliyor diğerlerine göre tabii ki. Arkadaşlar bunların iletim hızı yavaştır. E, omurilik, omurilik soğanı ve hipotalamustaki merkezlerce kontrol ediliyor arkadaşlar. Onu da yazayım. Omurilik. Omurilik, omurilik soğanı. Omurilik soğanı ve hipotalamus. Hipo talamus tarafından kontrol edilir. Kontrol edilir. Yani aslında bir nevi hayati faaliyetlerin yönetildiği kısım neresidir? Ee, omurilik, omurilik soğanı ve hipotalamus, değil mi? Hayati faaliyetlerin birçoğu buralardan yönetiliyor. Hadi omurilik refleks merkezi tabii ki refleksimiz olmazsa olmaz. Ee, ama omurilik soğanla mesela ne dedik? Hayat düğümü dedik arkadaşlar. Dolayısıyla omurilik soğanı olmazsa hiç olmaz. O yüzden ne oluyor? Hipotalamus omurilik soğanı ve omurilik tarafından kontrol ediyor. Bir nevi hayati olaylarımızı kontrol ediyor arkadaşlar. Otonom sinir sistemi. Bunların sinirleri arkadaşlar iki çeşittir. Sempatik sinirler ve parasempatik sinirler arkadaşlar. Ee, şimdi sempatik ve parasempatik sinirleri ben size şöyle basit yolla anlatacağım. Daha böyle basit aklınızda kalacak belki aranızda daha basit yolu aklında tutan vardır. Ben de şöyle size yardımcı olayım. Bu arada sempatik sinirler ve parasempatik sinirler birbirine zıt çalışır. Yani antagonist çalışırlar arkadaşlar. Parasempatik sinirler. Bu arada bugün yine hava karanlık. Bursa'nın malum havası her zaman söylüyorum. O yüzden birazcık videomuz karanlık çıkıyor ama sanırım yükledikten sonra bu sorun kalmayacak diye düşünüyorum ya da benim Ekran görüntünden dolayı da öyle kaynaklanıyor olabilir. Şöyle birazcık açayım bakayım. Yok aynı değişen bir şey olmadı valla. Ee, i̇nşallah böyle çok karanlık yüklemez video. Şimdi arkadaşlar, şöyle aklımıza tutacağız. Sempatik ve parasempatik sinirler nasıl çalışıyor? Bir kere, sempatik sinirlerin adrenalin hormonu ürettiğini bilin. Sempatik sinirler vücudumuzu hızlandırır. Parasempatik sinirler vücudumuzu yavaşlatır arkadaşlar. Bunun salgıladığı hormon adrenalin hormonudur. Adrenalin salgılattırır. Diğer bir adıyla epinefrin. Epinefrin salgılattırıyor arkadaşlar. Parasempatik sinirler ise asetil kolin salgılattırıyor. Asetil kolin hormonunu salgılattırıyor. Sempatik sinirler bakın sindirim sistemi hariç sindirim sistemi hariç diğer sistemleri Diğer sistemleri hızlandırır. Hızlandırır. Parasempatik sinir ise arkadaşlar sindirim sistemi hariç diğer sistemleri yavaşlatır. Sadece sindirim sisteminde ters çalışıyor. Diğer sistemlerde aynı çalışıyorlar arkadaşlar. Sindirim sistemini e, sempatik sinirler yavaşlatırken parasempatik sinirler hızlandırıyor. O zaman şöyle yazalım. Sindirim sistemi hariç hariç diğer sistemleri diğer sistemleri yavaşlatır. Tamam bunu söyledik. Peki nasıl aklımızda tutacağız? Şimdi hani söylediğimiz etkiler neler? Bizim karşımıza çıkan soruda neler vardı? Arkadaşlar bir sürü şey var bakın ama kısa yoldan şöyle aklınızda tutun. Diyelim ki böyle aşık olduğunuz biri çıktı karşınıza. Böyle karşıdan geliyor. Ne olur ne hissedersiniz? O anda bizim Vücudumuz hemen adrenalin salgılamaya başlıyor. Yani sempatik sinirler çalışmaya başlıyor. Sempati duyduğunuz kişiyi gördüğünüz zaman ne oluyor? Adrenalin hormonu salgılanıyor ve heyecanlanıyorsunuz. Peki heyecanlandığımız zamanlarda ne olur? Göz bebekleri büyür. Daha sonra e, dolaşımımız hızlanır. Dolaşıma bağlı olarak solunum hızlanır. İdrar torbası genişler. Neden genişler? Çünkü boşaltım sistemi hızlı çalıştığı için idrar üretiyor arkadaşlar. Ve bu idrarın yani depo edilebilmesi için de idrar torbasının genişlemesi gerekiyor. Daha sonra derideki kıllar dikleşir arkadaşlar. Sonra e, vücudumuzun hani e, deriye giden damarları daralırken iç organlara giden damarlar ne olur? daha da genişler. Çünkü iç organlar hızlı çalışmaya başlıyor. Ya. O yüzden iç organlara giden damarlar genişliyor. Deriye giden damarlarda arkadaşlar ne oluyor? E, daralıyor. Bu yüzden de böyle betin benzin attı derler ya hani böyle korktuğun zaman falan. Çünkü korktuğumuz zaman da adrenalin salgılıyor ve sempatik sinirler çalışıyor. Bu yüzden korktuğumuz zaman, heyecanlandığımız zaman betimiz, benzimiz artıyor arkadaşlar. Atıyor. Ee, Peki ne olacak bu sefer? Tamam bunları hızlandırdı. Sindirim sistemini nasıl etkiliyor? Arkadaşlar ağız kurumaya başlar. Çünkü tükrük salgılanmaz veya çok az salgılanır. Midenin çalışması, bağırsakların çalışması yavaşlar. Ve karnınıza böyle kramplar girer. Hani diyorlar ya midemizde kelebekler uçuşuyor diye. Yalan. Kelebek melebek yok. Midemize giren sempatik sinirlerin etki ettiği kramplardır arkadaşlar onlar. Ee, sempatik sinirler bu tür etkileri yapıyor. Peki parasempatik sinirler? Aşık olduğunuz adamın veya işte kadının babası geldi dedi ki sana dedi şu kadar para veriyorum dedi. Kızımın veya işte oğlumun peşini bırak. Siz de baktınız ki o para iyi para ben ne yapayım tamam bırakayım diyor başka birini bulurum nasılsa ya da babasını kandırırım kızını kaçırırım en iyisi parayı alayım dediniz. Paranın sakinleştirici etkisini kullanarak parasempatik sinirlerinizi çalıştırmaya başladınız. Bu sefer de hangi hormon salgılandı? Asetil o sırada böyle para çoğaldı yani bir acıktığınızı hissettiniz sindirim sistemi çalışmaya başladı. Sonra göz bebekleri hafif küçüldü çünkü kendiniz böyle bir anda zengin oldunuz artık hani yatıştırmanız lazım kendinizi. Sindirim sistemi çalıştı, diğer sistemler yavaşladı, derinize giden damarlar genişledi, iç organlara giden damarlar normale döndü. Kalp atışınız hani para da belki sizi heyecanlandırabilir ama heyecanlandırmadığını düşünün. Para da siz arkadaşlar sakinleştirdi. Daha sonra kalp atışlarınız normale döndü, nefes alışverişler normale döndü. Yani aşk sizi insanlıktan çıkarmıştı, para sizi insan haline çevirdi diyebiliriz. Aslında bazen de tam tersi olabiliyor. Para da insanlıktan çıkarabiliyor arkadaşlar. Ee, ama biz burada hani öyle olmadığını farz ediyoruz. Bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Umarım e, kafanızı karıştırmamışımdır arkadaşlar. Çünkü ben hep öğrencileri anlatırken de böyle anlatıyordum. TET-IT öğrencilerine çok hoşlarına gidiyor Tabi onların daha çok böyle ilgi alanları olduğu için. Hani sizin belki çok ilgi alanınız olmayabilir ama en azından aklınızda tutabilirsiniz. Evet böylece çevresel sinir sistemini de bitirmiş olduk arkadaşlar. Böyle kısa bir sistemdi zaten bu sistem. Burada sempatik ve parasempatik sinirleri bilmeniz yeterlidir. Bir de hangisinin mielinle hangisinin miyelinsiz olduğunu bilmeniz yeterlidir arkadaşlar. Daha fazla soru çıkacağını da düşünmüyorum zaten. Sonraki videoda sinir sistemi ile ilgili soru çözümü yapacağız. Sonra da duyu organlarına başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.